futbolun en önemli öğelerinden biridir şans faktörü. Kimi şansıyla hayal bile edemeyeceği yerlere yükselir, kimi yeteneklidir ama şanssızdır, hak ettiği yeri asla bulamaz. Seyit Cem Ünsal'ın hikayesi o kadar karmaşık ki şanslı mı şanssız mı izlediğinizde sizler karar vereceksiniz. Barcelona forması giyen ilk Türk oyuncunun futbola Şanlıurfa Spor'da veda etmesinin hikayesi bu. Hadi başlayalım. 1975'te sıcak bir Ekim ayında Kayseri Hacılar'da doğuyor Seyitçem Ünsal. Futbolu çok seviyor. Küçük yaşlardan itibaren mahalle maçlarında boy göstermeye başlıyor. Fuleli adımları uzun boyuyla o dönemlerde Türk futbolunda pek de sık rastlanmayan bir futbolcu modeli. Önce Kayseri altyapısının yolunu tutuyor. Daha sonra orada kendini kısa sürede gösterince A takımı yükseliyor. Kariyerinin ilk golünü ligde. Ankara gücünü atıyor Seyit Cem Ünsal. Bu golü daha sonra kupadaki bir diğer gol izliyor ancak devamı gelmiyor. Sadece 10 maç forma giyebiliyor Kayseri'de. Ancak Ankara gücünü attığı gol işe yarıyor çünkü o gün tribünde Gençler Birliği yöneticileri var ve Seyit Cem Ünsal'ı beğeniyorlar. Kendini Kayseri'de tam anlamıyla gösterememese rağmen başkent ekibinin yolunu tutuyor Seyit Cem Ünsal. Hayalleri tabii ki her futbolcu gibi büyük. Dört büyüklerde ama özellikle İstanbul'da forma giymek istiyor. Ancak başkentte de işler pek yolunda gitmiyor. Gençler Birliği'nde sadece 11 maçta forma giyebiliyor ve ne yazık ki bir gole imza atıyor. 23 yaşında kiralık olarak birinci ligin yolunu tutuyor Seyit Cem Ünsal. Erzurum sezonu iyi başlıyor ama orada da en fazla 6 gol atabiliyor ve sezon bittiğinde yine Gençler Birliği'ne dönmek zorunda kalıyor. 24 yaşında Süper Lig görmüş daha sonra birinci lige düşmüş. Orada dahi çok fazla başarılı olamamış ve tekrardan kulübüne dönmüş. Erken yaşta, erken zamanda düşüşe geçmiş bir kariyerden bahsediyoruz. Tabi o yıllar Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'ın efsane olduğu yıllar. Dünyanın dört bir yanından ucuz oyuncuları buluyor, Süper Lig'de oynatıyor. Daha sonra onları müthiş fiyatlarla dört büyüklere pazarlıyor. Tabi bu sırada bir sürü dünya çapında menajerle iyi ilişkiler kurmuş vaziyette. Afrika'ya gidiyor, Kuzey Avrupa'ya gidiyor. Genç oyuncuları, ucuz oyuncuları buluyor. Kendi çapında ciddi anlamda bir futbol ve menajer ağı oluşturuyor. Efsane Başkan İlhan Cavcav. Başkanın bu çevresi Seyit Cem için adeta bir çıkış yolu oluyor. İlhan Cavcav, Seyit Cem Ünsal'ı Türk futbolunda adı sanı duyulmamış bir yere Güney Kore'ye 750 bin euro karşılığında gönderiyor. Seyit çekik gözlü vatandaşların memleketine giden ilk Türk oyuncu. Tamamen bir kültür şoku yaşıyor. Ne yemekleri, ne eğlencesi, ne ortamı, ne iklimi Seyit e uymuyor. Bunların yanı sıra ülkede Türkçe bilen doğru düzgün insan yok. Yani ne onun dilinden anlayan var ne de derdini dinleyen var. Bir gün o kadar bunalıyor ki gidiyor Türk konsolosluğuna bana muhabbet edecek insan bulun diyor. Konsolosluk bu genç oyuncunun adeta yardım çağrısına kayıtsız kalamıyor ve 3 tane ülkede 3 tane üniversite öğrencisini bulup onunla tanıştırıyorlar. Seyit Çem Ünsal Türkleri gördüğünde ailesini görmüş kadar seviniyor. Tabi bu kültür şoku bu farklı ortam onun futboluna da yansıyor ve Seyit Seul takımında sadece 3 maçta forma giyip gol dahi atamıyor. Sezon sonunda Seyit Cem Ünsal bavulunu toplayıp ülkesine dönmeye hazırlanırken çok acayip bir olay yaşanıyor. Derler ya karanlığın en koyu noktası aydınlığın başladığı yerdir diye adeta bir mucize yaşanıyor. 1998 yılında menajerler tarafından hazırlanan futbolcu kasetlerini izleyen Barcelona teknik direktörü Luis Fangal o kadar oyuncunun içerisinden 3 tane ismi seçiyor ve bu üç isim içerisinde Seyit Çem Ünsal da var. Türkiye'ye gittiğimde acaba hangi kulüpte oynarım diye kara kara düşünen Seyit Çem Ünsal bir anda kendini Barcelona'da buluyor. O dönemlerde dünya futbolunda deneme sözleşmeleri var. Büyük kulüpler böyle adı sanı duyulmamış oyuncuları denemek için özel protokoller hazırlıyor ve bu sayede oyuncular antrenmanlara çıkabiliyor. Haziran 98'de Barcelona tesislerinde Seyit Çem az önce bahsettiğimiz işte o protokole imzasını atıyor. Yalnız bu anlaşmayı öyle küçümsemeyin. Bildiğim Barcelona formasını giyiyor, adı kulüp müzesine yazılıyor, basının karşısına geçiyor, fotoğraflar veriyor. Tabi imza sonrası Seyit kendini İspanyol basınının önünde buluyor. İspanyol gazeteciler forvet arkası oynuyorsun o bölgede Rivaldo var ne yapacaksın diye soruyorlar. Şimdi Rivaldo dediğin adamın balon doğru var, altın ayakkabısı var, dünya kupası var, şampiyonlar ligi kupası var. Tam anlamıyla bir efsane. Ama ne yapacak Seyit? Ben buraya yedek kalmaya geldim, ben buraya nasıl geldiğimi ben bile bilmiyorum diyecek hali yok. Alıyor mikrofonu eline, kimin olduğu fark etmez ben buraya oynamaya geldim diyor. Giyiyor Barcelona formasını, ilk antrenmanına çıkıyor. Efsane bir takımın içinde buluyor kendini Seyit Cem Sağa bakıyor, Luis Figo var, Portekiz'in efsane kaptanı. Solda Hollandalı Zenden, ileride Patrick Kluivert ve Rivaldo. Arkamda kim var diye bakıyor, Barcelona kaptanı Pep Guardiola. Efsane bir takımın içerisinde ilk antrenmana çıkıyor Seyit Çemünsal. İnsan rüyasında görse inanmaz. Sadece bir yıl önce Türkiye 2. Liginde forma giyerken şu anda Barcelona antrenmanında. Neyse Seyit takımla beraber kampa gidiyor ve hazırlık maçları gelip çatıyor. İlk maç 21 Temmuz 1998'de Apeldoğan'a karşı oynanacak. İlk 11'de 4 az futbolcu, 6 tane Barcelona B takımdan oyuncu, bir de bizim Seyit var. Maçı 2-1 kazanıyorlar. Seyit 45 dakika forma giyiyor. Bir pozisyonda Luis Figo sağdan kesiyor. Havadan gelen topu önünü alıyor rakibiyle mücadele edip yarım voleyle topu ağlara gönderiyor. Ancak hakem pozisyon sırasında faal var diyor. Golü iptal ediyor. O an yanına gelip onu teselli eden isim ise Luis Enrique. Takma kafana pozisyon goldü diyor. Hayatın cilvesine bak. Geçen sene uydurup bir Kore takımında forma bile giyemeyen seyirci bugün Barcelona efsanesi Luis Enrique motive etmeye çalışıyor. Neyse ikinci hazırlık maçında Seyit adeta yıldızlaşıyor. Barcelona rakibini 13-1 yenerken Seyit Cemünsal hat-trick yaparak adeta göz dolduruyor. Oynadığı 3. hazırlık maçında ise 7. dakikada Luis Enrique'nin yerine oyuna giriyor. 70 küsürlerde maçtan çıkıyor. Tabii kampın sonunda büyük bir heyecanla teknik direktör Luis Van kapısını çalıyor. Hollandalı teknik adam Seyit olmadı. Üzgünüm, bon servisin çok pahalı diyor. O dönem çıkan haberlerde Seyit için Kore Kulübü'nün 7 milyon dolar istediği iddia ediliyor. Bu tabi ne kadar gerçekçi biraz tartışılan bir konu. Evvela Barcelona bir oyuncuyu gerçekten çok beğenirse o parayı verir ve alır. Bunu hepimiz biliyoruz. İkincisi ise 15 gün sonra aynı kulüp Seyit Cem Ünsal'ı 1,5 milyon dolar karşılığında Trabzonspor'u satıyor. E bu da tabii ki garip bir durum. Yani Fangal gerçekten pahalı geldiği için mi Seyit'ten vazgeçti. Yoksa kibarlık yaparak bonservisi mi bahane etti? Bunu hala bilen yok. Sonra ne oluyor? Trabzonspor'a gidiyor Seyit ama bunun da hikayesi çok acayip. Sadece 2 yıl önce 2. Lig'de bile beğenilmeyen Seyit, Barcelona antrenmanlarına çıkınca bir anda değerli hale geliyor. Tabi o dönemde boy boy fotoğraflar, haberler. Barcelona'ya giden ilk Türk, Seyit bombaladı, Seyit 3 tane gol attı. Bütün futbolcular ona hayran, basın da tabii ki biraz abartıyor bildiğiniz gibi. Ve Seyit 98'in sonbaharına doğru Türk basınında manşetlerden düşmez oluyor. Tabi böyle olunca bizim 4 büyükler Seyit'i adeta tekrardan keşfediyorlar. Barcelona bu adamı antrenmana çıkarttıysa Vardır bir bildikleri deyip hepsi Seyit'in peşine düşüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor adeta oyuncu için kapışıyorlar. Tam anlamıyla bir Türk futbol klasiği. Ve bu kapışmadan da Trabzonspor galip geliyor ve Seyit Bordo Mavillere imza atıyor. Ne yazık ki mucizevi 98 yazı bittiğinde Seyit Cem için de güzel günler sona eriyor. Aralık ayında Trabzon Maçka'da ağır bir trafik kazası geçiriyor Seyit Cem Ünsal. Hayati tehlike yaşamıyor belki ama kafatasında, omuzunda, kaburgasında ciddi kırıklar meydana geliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Tıp Fakültesi'nde defalarca bıçak altına yatıyor. Kulağındaki tıkanıklıklar, gözündeki sıkıntılar hepsi için ameliyatlar oluyor. Seyit'in kendine gelmesi neredeyse 6 ayı buluyor. Koskoca bir sezon bu talihsiz kazayla boşa harcanmış oluyor. Yeni sezon hazırlıkları başlarken bu sefer de askerlik sorunu ortaya çıkıyor. O zaman öyle sporcular için özel düzenlemeler, kanunlar falan yok. Askerlik günü geldiği zaman futbolcu tıpış tıpış kışlaya gidiyor. İşte bu yüzden Seyit ikinci sezonu da bomboş geçiriyor Trabzonspor'da. O dönemde Ordu Milli Takımı'yla bir maçta sahaya çıkabiliyor Seyit. O maçta Trabzonspor'u karşı oynanıyor ve Ordu Milli Takımı karşılaşmayı 2-1 kazanıyor. Bilin bakalım golleri kim atıyor? elbette Seyit Cem Ünsal. Neyse dönüyor Trabzon'a ancak artık orada tutunamıyor. Uzun süreli bir kontrat yaptığı için kiralık yıllar başlıyor. Önce Van Spor'a kiralanıyor. Orada 4 gol atıyor. Bu gollerin ikisi yine Trabzonspor'a. Daha sonra Kocaeli Spor'a transfer oluyor. Oradan Batman Spor'a gidiyor. Fırtınada savrulan bir yaprak gibi Anadolu'yu tek tek dolaşıyor. Bu arada alacakları yüzünden Trabzonspor'la mahkemelik oluyor. İş öyle bir noktaya varıyor ki icra memurları kulübün kapısına dayanıp o dönemde Trabzonspor'un telefonlarını dahi kesiyor. Öyle acayip bir dava. Neyse Batman'dan İstanbul Büyükşehir Belediye'nin yolunu tutuyor. Orada da işler yolunda gitmeyince bu sefer Altay'a transfer oluyor. Seyit için son durak ise Şanlıurfa Spor oluyor. Şehir şehir dolaşmaktan yoruluyor ve Barcelona'da Seyit daha 31 yaşında Şanlıurfa Spor'da futbola sessiz sedasız veda diyor. Bir dönem bütün Türk medyasının manşetlerini süsleyen Seyit'in futbolu bırakması ne yazık ki haber dahi olmuyor. Seyit Çemi bugün Kayseri'de milli takım bölge antrenörlüğü yapıyor. Belki de artık onun hedefi, onun hayali kapısından girip devamlı getiremediği Barcelona'ya genç Türk oyuncularını gönderebilmek. Kayseri altyapısından çıkıp Uzak Doğu'ya giden İlk Türk futbolcusu olan, bununla yetinmeyip Barcelona forması giyen ve adı hala Katalan kulübünün müzesinde yer alan, dört büyükleri peşinden koşturan ve Şanlıurfa Spor'da futbola veda eden Seyit Cem Ünsal'ın hikayesiydi bu. Filmlere konu olmadı belki bu hikaye ama olsa sanki bayağı bir izlenirdi. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yanımızda Fransa <laughs> teknik direktörü Didier Deschamps var. Bu sefer Bianjoué, bu sefer Bokudu pozisyonu.